yo'qdi. Dunyoda ayollar ko'p, lekin shu 8 toifasi barcha fazilatlardan bebahra. Shu 8 toifa ayollarni barcha kirdikorlarni amallarini yozib, hukamolar oxirida aytgan gaplari shuki, Allohim, Robbim Alloh degan bandangni mana shundoq kasofat ayollardan asragin deb duoyam qilib qo'ygan. Chunki bu 8 toifa ayol qaysi xonadonga borsa, xotinlik bo'lsa, kelin bo'lsa, o'sha xonadonga balo kulfat keltirmasdan qolmaydi. G'am keltirmasdan qolmaydi, tashvish keltirmasdan qolmaydi. Erini infarkt qilmaguncha o'ldirmaydi, insult qilmaguncha tinchimaydi bu ayol. Shundan janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir ummatlariga ta'dib, odob uchun bergan duolarida ey Allohim, men qaramasdan oldin meni qaritib yuboradigan xotinlardan o'zing asragin deb duo qilganlar. Agar xotin yomon bo'lsa, erini qaritib yuboradi. Qaritib bo'lganlari bor qancha-qancha. O'zini yoshiga 10 yosh katta ko'rinadigan insonlar bor. Noqiron 45-55 yoshdagi yigitlar bugun bir necha bor infarkt o'tkazib, insult o'tkazib yurganlari bor. Davleniya bo'lganlari bor, saxr bo'lganlari bor. Ularni hammasini oxir-oqibat orqasiga qarasangiz, xotinlar turibdi. Birinchi toifa, ya'ni barcha fazilatlardan bebahra bo'ladigan ayollarning birinchi toifasi bu eriga xiyonat qiladigan. Nikohda bo'la turib, eri bo'la turib, eriga qanoat hosil qilmasdan boshqa bir erkaklar bilan shariati islomiyada harom qilingan zinolarni qiladigan ayollardir deydi. Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyoda bandani aziz va mukarram qilib, bu bandalariga o'zini kalomini nozil qilib, bandalariga halol narsalarni, halol ekanligini, ibodat yo'llarini, qandoq qilish kerak, qachon qilishlik kerak, kimga qilish kerak, hammasini ko'rsatish barobarida gunoh amallarni ham ko'rsatgan, ogohlantirgan. Yo'lda ketyapmiz-ku. Fotoradarga yetmasdan fotoradarni spichka rasmi bor. Qo'yib qo'yilyapti, ogohlantiryapti. Ehtiyotingni qilgin, gazni tashagin. 50 metr naryoda, 100 metr naryoda radar bor deb ko'rsatib turibdi, fotoradar turibdi. O'shanga qarab turib bizlar ehtiyotimizni qilganimizdek, Alloh subhanahu va taolo ham bandalariga o'sha harom qilgan, agar shu ishni qilsa insoniylik fazilatini yo'qotadigan, insoniylik nomiga dog' bo'lib tushadigan barcha amallarni kalomida oldin eslatib, ularni harom ekanligini ko'rsatgan. Jumladan zino to'g'risida Alloh subhanahu va taolo a'uzu billahi minash shaytonir rojim va la taqrabu zina innahu fahishatan va sa'a sabila. Ey bandalarim, zinoni qilmanglar deyotgani yo'q, zinoni yaqiniga ham yo'lamanglar deyapti. Zinoga sabab bo'ladigan joylarga qadamingizni bosmanglar, u yerga bormanglar. Chunki u joyda sizlarni zino kutib turibdi, harom kutib turibdi, gunoh kutib turibdi, oqibatda azobga giriftor bo'lasizlar deb Alloh subhanahu va taolo erkakmi, ayolmi, kim bo'lishligidan qat'iy nazar bu amalni inson bolasiga harom qildi. Alloh subhanahu va taolo surai Nurda zinokorlarga beriladigan azobni, hukmini bayon qilayotganda a'uzu billahi minash shaytonir rojim az-zaniyatu waz-zani deydi. Zinokor ayol va zinokor erkaklar deyapti. Birinchi bu hukmni bayon qilishlikda avval ayolni zikr qilyapti. Zinokor ayol va zinokor erkak deyapti. Nima uchun desa, chunki hayoti dunyoda zinoga birinchi yo'l ochib beradigan kimsa bu ayollardan ekan. Masalan, ko'chada bir ayolga gap otdingiz. Gap otdingiz, shunda sizni betingizga qaradida, "Ey shilqim, yaramas" dedi. "Xudo urgan, sen meni kim deb o'ylayapsan?" dedi. "Men sen o'ylagan bir fohishaga o'xshaymanmi?" dedi. "Men o'zimni shunchaki bitta shirin gapirsang, o'zimni
butun vücudumu seni kucağına koyup koyadigan bir ahmak kokşaymamı? Bitin kursun, beşereyi kursun, münaka gepini onenge kılasan, openge kılasan, sininge kılasansa, kaytıp uşu ayolge kim gap atadı? Cüreti yetedi mi? Hiç kaçan, gap atalmaydı, karışka cüret kımaydı. Lekin uşu bir gap atgende, iş ve karış ve kılıp, tırcayıp, tilletişini kursatıp, kuzunu süzüp, Boya günge yakşı muamele kıladı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge yetiyipti ki ayolları, ey peygamberinin ayolları, ey peygamberinin nikahıda durgan hatınlar, eğer sizlerge deydi, bir erkek sizlerge bir anda bir gap kıladigen bulsa, sizler ularge hiç kaçan yakşı şirin muameleyi gap kaytarmaylar deyipti. O sizlerden bir narsanı umid kıpkamasın deyipti. Peygamber hatınıge yetiyipken gap bu Allah'ın kelamıdır. Halkımızda ne medigen gap var? G'unajin ko'zini suzmasa bo'qa hech qachon ipini uzmaydi degan. Hozir o'sha g'unajinlar ko'zini suzib hamma yoqqa haromga qorishib tashlayapti. Zino qilib bolasini podyezga tashlab ketayotgan, axlatxonalarga tashlab ketayotgan, tug'uri xonalarda voz kechib ketayotgan ayollar emasmi bu? Yoki Bugün Özbek milletinde ayollar şu işini kımadı, kımayaptı, bizi milletke tekişliyemezdi, kim yetaliydi? Yok ki erkekler de aramızda şu işini kıyarlar yok mu? Bir mertebe seyem. Kılıyatkarlar yok mu? Ayolu 50 bin son sorasa, yaramaz dememünce pul soru orasan, sana talagini otayın pul bulan kotargan mı diyemiz? Lekin bir koçadaki pahşe, hali pul soramazsan durup 100 binler sarf kılıyaptı. O ko'ngil ochar joylarga, salqin joylarga olib boryapti. Eng zo'r restoranlarga olib borib, ayoliga umrida yedirmagan taomlarni barchasini, quyuq suyuq desertigacha yetiryapti. Ayoliga umrida olib bermagan uzuk, turos, brasletlarni o'sha poxshaga olib beryapti. Shunda ular yo'qmi oramizda? Yo'qiganlar yo'qmi bu ishni? Qilyapti-ku, bo'lyapti-ku shu narsalar. Bu zino Şeriatı İslamiyye'de şunçelik haram narsa ki azizler bu insanın nasıl nesabını biten kıptaşı edigen. Otasını kim ekelliğini bilmezden ütüp yetedigen haletler var. Oşan üçün Allah Subhanehu ve Teala birinci oranda insan neslini pak saklaştığı üçün Şeriatı İslamiyye'de zinanı haram kıldı. Bundan kaytardı. Bunu kımenler ey bendelerim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarına Arabi, bir Medine'nin çekki bir kışlağıda medeniyet, adab görmeyen bir insan geldi de Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Meyle, ben siz buyurgen imanını kabul kılayım Siz buyurgen namazını okuyayım Ramazan rozasını tutayım Meyle başka ahkamlarını yem kılayım Lekin menge zinaga ruhsat kılayım Ben nefsimi şu zinadan kandırıp durayım deyip ruhsat soradı. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin adetleri var idi ki her kandak insan bilen uzunu seviyesi de dünya karışığı karıp yapmayın. Otur bana bir yerge dediler. Oturdu. Kim bilen zina kımaksan dediler. Uzun köçelerde var şuna kay. Nefs kandırıp yürüdüken, tanesini satadıken pakşı ayollar var dedi. Şular bilen kılaman dedi. Hop o şey sen zina kılıyatken ayollar Birovni onasi, birovni qizi, birovni singlisi, birovni opasi, birovni kelini. Agarda bir begona inson seni onang bilan, ayoling bilan, singling bilan, opang bilan, qizing bilan, kelining bilan shu ishni qilsa rozi bo'lasanmi? Xursand bo'larmiding? Baraka top erkak, boplabsan deysanmi? Agar shu ishni birov qilsa dedi, menga tegishli, men uni o'ldiraman dedi. O'sha pohshalarni akalari, o'g'illari, otalari seni o'ldirib qo'ymaslik uchun Xudo taolo shariatda zinoni harom qildi dedi.